Simyacıların yaptıkları çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımda değersiz metalleri altına dönüştürüp zengin olmak istemişlerdir. Evet, simyacıların döneminde değersiz metalleri altına dönüştürüp zengin olma hayalleri vardır. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda ölümsüzlük iksirini keşfetmeye çalışmışlardır. Evet, ölümsüzlük iksirini keşfederek A bu hayata ulaşacaklarını düşünmüşlerdir. Yine bu ifade doğrudur. C şıkkına baktığımda buharlaştırma, süzme ve damıtma gibi teknikleri geliştirmişlerdir. Evet, basit anlamda süzme, buharlaştırma ve damıtma dediğimiz imbik denilen yöntemi geliştirmişlerdir. Yine bu ifade doğrudur. D şıkkına baktığımda deneme yanılma yoluyla maddeleri tanımaya çalışmışlardır. Evet, o dönemlerde deneysel çalışmalar olmadığı için deneme yanılma yoluyla bazı maddeleri keşfetmişlerdir. Yine bu ifade de doğrudur. Bileşikleri elektrolizle parçalayıp elementleri elde etmeye çalışmışlardır. Elektroliz yöntemi kimya döneminde başlıyor. Deneysel çalışmalarla beraber başladığı için bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki maddelerden hangisi simyacılar zamanında keşfedilmemiştir diye sorulmuş. Birinci ifade baktığında lastik verilmiş. Lastik, plastik gibi malzemeler polimer kimyasına girer. Polimer de kimya döneminde kimyanın ana bilim dallarının daha alt dalında bulunan bilim dalıdır. Dolayısıyla keşfi yapılmamıştır o dönemlerde. İkiye baktığında barut, simya dönemin hemen hemen en başlarında barut keşfi yapılmıştı. Sabun yine baruttan hemen sonra temizlik ihtiyacını gidermek için bulunan maddelerden birisidir. Mürekkep yine yakın zamanlarda simya döneminde keşfi yapılmıştır. Cam da yine mürekkepten hemen sonra keşfi yapılan önemli maddelerden birisidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin üretimi kimya biliminin çalışma alanına girer diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda sentetik kumaş denilmiş tekstil sanayiye girer. Yani kimyanın ilgi alanıdır. İkiye baktığımızda gübre verilmiş gübre sanayine girer. Yani kimya bilimidir. Üçe baktığımızda oyuncak verilmiş. Oyuncak da plastik sanayine alabilirsiniz. Yine kimya bilimiyle alakalıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki uçurtmada bazı elementlerin sembolleri verilmiştir. Buna göre aşağıda adları verilen elementlerden hangisinin sembolü uçurtmada yoktur diye sorulmuş. Önce elementin bir tanımını yapalım. Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementler sembollerle gösterilir. S ile gösterilen elementin sembolü kükürttür. Li ile gösterilen sembol lityum elementine aittir. P ile gösterilen element sembolü fosfor elementine aittir. N ile gösterilen elementin sembolü de azot elementine aittir. Dolayısıyla potasyuma ait bir element sembolü verilmemiş. Potasyumun element sembolü K harfi ile gösterilir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Yeryüzünde bulunan bazı elementler insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Böbrek, sinir sistemi, beyin fonksiyonlarında bozulma, çocuklarda öğrenme yeteneklerinin azalması ve saldırganlık gibi birçok etkiye sebep olabilir. Yukarıda özellikleri verilen elementlere sembolü gösterilen elementlerden hangileri örnek verilebilir diye sorulmuş. Oldukça zararlı olduğu söylenmiş. Böbrek ve sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olduğunu ve aynı zamanda saldırganlık gibi birçok etkiye sebep olduğu bilgisi verilmiş. Potasyum ve magnezyum vücuda yararlı elementlerdendir. Ancak kurşun ve civa vücuda zarar veren elementlerdir. Bunlar hatta ölümcül sebeplere bile yol açabilirler. Ağır metallerdir. Onu da söylemiş olalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Verilen bir maddenin bileşik olduğunu özelliklerinden hangisi tek başına kanıtlar diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda aynı tür moleküllerden oluşması, aynı tür molekülden oluşanlar element molekülü de olabilir. Mesela H2, N2, O2 gibi element molekülleri de olabilir. O yüzden bileşik olması kesin değil.
İkiye baktığımızda oda koşullarında gaz olması, yine flor, klor gibi elementler oda koşullarında gaz haldedir ve bunlar moleküler elementtir. Yine olmadı. Üçe baktığımızda homojen olması, saf maddeler homojendir diyoruz. Yani hem elementler için geçerli hem de bileşikler için geçerli bir ifadedir. Dolayısıyla bunu da alamayız. Dörde baktığımızda elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşması. Evet, mesela hidrojenle oksijen belirli oranlarda birleştiği için su bileşiğini oluştururlar. Yani bu bileşik olduğunu kesinlikle kanıtlar. E şıkkına baktığımızda fiziksel yöntemlerle ayrışması. Elementler ne fiziksel ne de kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışamaz. Ancak bileşikler sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılanlar karışımlardır. Dolayısıyla bu da olmaz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Sirke asidi olarak bilinen birleşiğin bir molekülüyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sirke asidinin önce kimyasal formülünü hatırlarsak CH3, COO, H şeklinde ifade edebiliriz. Toplam 8 atom içerir. Yapısına baktığımızda 1 karbon, 3 hidrojen de burada. 1 artı 3, 4 yaptı. Artı 1 karbon daha var. Artı 2 tane oksijen, 1 tane de hidrojen var. Topladığımızda 5, 7, 8 tane atom olduğunu görürüz. Doğrudur. Yapısında 2 karbon atomu bulunur. Evet, hem burada hem de burada karbon atomu var. Toplamda 2 tane karbon atomu vardır. Yani doğrudur. 3'e baktığımızda yapısındaki hidrojen atomu sayısı oksijen atomu sayısının 2 katıdır. Oksijen atom sayısı 2 tanedir. Hidrojen atom sayısı da 4 tanedir. Dolayısıyla hidrojen atom sayısı oksijenin 2 katıdır. Bu ifade de doğru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Bu bileşiklerden hangilerinin yaygın adı yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda HCl ile gösterilen bir bileşik görüyoruz. Yaygın adı tuz ruhudur. Doğrudur. H2SO4 yaygın adı kezzap değil, zaç yağıdır. Burada hata yapılmış. 3'e baktığımızda HNO3 zaç yağı değil, kezzaptır. Yani 2 ile 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. 4'e baktığımızda kalsiyum hidroksit dediğimiz CaOH2 bileşiğinin yaygın adı sönmüş kireçtir. Bu ifade doğru olmuş. Yanlış olanlar sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Sınıf öğrencisi Seda elektroliz deneyi yapacaktır. Öğretmeni tahtaya bu deneyde kullanılacak maddelerle ilgili aşağıda güvenlik şartlarını çizmiştir. Seda'nın kullanacağı maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda A işaretine göre kullanacağı madde ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edilir. A ile gösterilen sembolün adı yani anlamı tahriş edici madde demektir. Tahriş edici madde de hem cilde hem de gözde hatta solunum yollarında tahriş edilir. Bu ifade doğru olmuş. İkiye baktığımızda B işaretine göre kullanacağı madde patlamaya sebep olur. B görseline baktığımızda ele bir şeyler damlıyorsa korozif demiştik ya da aşındırıcı şeklinde düşünebilirsiniz. Ancak ikinci ifadede patlamayla ilgili şeylerden bahsedilmiş. Patlamayla ilgili yani patlayıcı görsel verilmeliydi. O yüzden ikinci ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda C işaretine göre kullanacağı maddenin atıkları kesinlikle doğaya bırakılmamalıdır. Evet, C ile ifade edilen görsele baktığımızda ağaç ve yanında balıklar görüyoruz. Burada çevreye zararlı madde anlamına gelecek. Yani kullanacağı maddenin atıkları kesinlikle doğaya bırakılmamalıdır. Çünkü çevreye zararlı maddenin zaten açıklaması bu şekildedir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. İçinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği çözeltileri ısıtmada ya da soğutucuya bağlanarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. 50 mililitreden 10 litreye kadar hacmi olabilir diye bilgi verilmiş. Yukarıda özellikleri verilen laboratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda bir cam balon görüyoruz. B şıkkına baktığımızda bir balon joje görüyoruz. C şıkkına baktığımızda bir ayırma unisi görüyoruz. D şıkkına baktığımızda bir Erlen ya da Erlenmeyer şeklinde ifade edebiliriz.
E şıkkına baktığımızda da bir dereceli silindir dediğimiz mezür görüyoruz. Yukarıdaki bilgileri tekrar incelersek çözeltileri ısıtmada, soğutucuya bağlayıp çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında ve hacim olarak 50 mililitreden 10 litreye kadar hacminin olabileceği bilgileri verilmiş. Bu bilgilere sahip olan laboratuvar cam malzemesi cam balondur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Kimya laboratuvarında tehlikeli maddelerle çalışan kimyager Cem Bey yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmalıdır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda laboratuvarda yiyecek yememelidir. Evet, kesinlikle laboratuvarda yiyecek ya da içecek tüketilmemelidir. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda kullandığı kimyasalları koklamasında sakınca yoktur demiş. Kimyasalların çoğu zararlıdır. Koklandığında cildi tahriş edebilir, hatta ölüme kadar gidebilir. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda deney sırasında zehirli gaz çıkacaksa çeker ocakta çalışılmalıdır. Evet, zehirli gazlar için çeker ocak altında çalışılması gerekir. Yine bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Suyun insan ve çevre açısından önemi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemlidir. Evet, vücut ısısının ayarlanmasında büyük etken alır. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda besinlerin vücutta taşınması ve emiliminde görev alır. Yine besinleri vücutta taşır ve emilimine yardımcı olur diyelim. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda tarımsal üretim ve gıda güvenliği için gerekli olan temel kaynaktır. Evet, yaşamımızın hemen hemen tüm parçasında suyu görebiliyoruz. Doğrudur. D şıkkına baktığımda doğada su çoğunlukla saf olarak bulunur. Hayır, doğada su saf olarak bulunmaz. Çeşitli işlemlerden geçirilir. Arıtılarak içme suyu elde edilir. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına baktığımda yeryüzündeki ısı ve nem dengesini sağlar. Evet, yeryüzünde hem ısı hem de nem dengesini sağlar. Bu ifade de doğru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.